aynadaki halime ne kadar benziyor. Benim eskiden bıyıklarım mı vardı? Of. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. O da Sadun oldu. Heh. Onu da bilmiyorum. Onu da şey söylüyor. Adı neydi ya? Sadun Bey. Benim. Hani kayıkhanemizde benim adımı verdiğiniz kayığımız vardı ya. İşte siz sırra kadem basınca ben o ismi sildirdim. Yerine Sadun yazdırdım. Ondan sonra da kayıkhaneye inip hep Sadun, Sadun diye o kayıkla konuştum. Kayık ve dede. Ne diyecek? Ağzı dili mi var ki konuşsun? Sağır gibi dinledi. Ah, o koskoca kayıkhanede sesim boşu boşuna çınlayıp durdu. Bunlar ne? Ben hasta mıyım? Kafadan mı kontağım ben? Kafamın içi zigana geçti gibi. Zangır zangır titriyorum. İlaçlarınızı alırsanız hiçbir şeyciğiniz kalmaz. Açın bakayım ağzınızı. Leblebi niyetine. Aferin. Hoppa. Hanemiş benim Sadun'um. Koca pehlivanım benim. Hepsini yuttu. Abi yuttu. Milletin ağzı da torba değil ki düzesin Celali Bey. Doğru söylüyorsun anneciğim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hangi konuda anneciğim? Aman boş ver, ağzınızın tadını bozmayayım şuydu buydu diye. El alemin uydurmasıdır. Hakikat olsa buraya gelip de böyle boya badana yapar mısınız? Gizlimiz saklımız yok anneciğim. Ben babanın köpeğiyim. Ne emrederse onu yaparım. Şu evi yık, yeniden yap dese yine yaparım. Allah muhafaza. Aman aman o kadar da değil. Evin içinde bir ıslık sesi eksikti. Şeytanları başımıza toplayacak. Kim ayol o ıslığı çalan? Ben şimdi hemen gider sustururum gevezeyi Ayhan Hanım teyze. Yani bu çocuğun eli ayağı dursa ayağı durmuyor, ayağı dursa ağzı durmuyor. Söyle ona evin içinde ıslık çalınmaz, iyi saymazlar de. Allah Allah, sirkeci beri mi burası? Allah Allah, ne oluyor lan pican, ıslık mıslık? Ay, korkup gelmeden şöyle bir odamı süsleyeyim de güzel bir ambiyans oluşturayım. Beni fakir sanmasın. Ne yapıyorsun lan Can? Ay, ödümü korkaktan. Dağ başında biz nasıl konuşuyorsun? Elin herifinin posterini senin odanda işi ne? O poster değil, resim. Poster büyük olur. Böyle, afiş gibi. İnan Can yürü. Odayı boyayacağız. Bak kafamı bozma, üstünden boyayacağım ha. Sen git kendi odanı boya. Madem bekar evde tutmuşsun. Karıştırma onu bunu. İndir dedim mi indir. Nerede o pijan? Hadi yiyorsa şimdi çal o ıslığı da. Patlatayım gözünü. Sokak adamı gibi gözüm özlü konuşuyor evimizin içinde. Abi böyle diye üflüyordum. Islık altından kaçıverdi. Sitat mı lan burası? Ha? Sitat mı burası? Aile ev lan, insan oturuyor lan burada, insan oturuyor. Bak bizim evimizde bir ıslık çalmaya kalk var ya. Ben sana ne yapacağım biliyorum. Maksus mu yapıyorsun lan sen bunu bana? Maksus mu lan? Helal olsun sana Songül. Şu çocuğa kötü örnek olmaya utanmıyorsun. Ben sana bir şey demiyorum ben sana. Helal olsun.
hala çocuk muamelesi yapıyor ya. Aman da bir canım, bozulurmuş büyümüş de. Alo. Sonra ararım. Şimdi müsait değilim. Tamam mı canım? Öptüm. Vay, seni gizli işler müdürü seni. Oyuna bakmadan sen neler karıştırıyorsun bakayım? He? Gelme üstüme, yakarım. Neler karıştırıyorsun? Ver telefonu. Ya gelme üstüme be. Hayır be, hayır. Hayır. Evladım, elin işte, gözün oynaşta. Dost doğru yapsana şunu. Tamam abla, yapıyorum. Ne yaptığını görüyorum. Beni kandırmaya çalışma. Gözüm hepinizin üzerinde. Vallahi yüvemelerinizden keserim ona göre. Nezaket Hanımcığım, ben de eve kadar gidip Ayhan Hanımlara yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Telaşları var. Ayak ayak üstünde bir şeycikler yapamaz kadın. Evin içinde de onca gırtlak. Tabii canım, git. Yarın da sen dükkanda durursun, ben yaparım. Nöbet usulü. Birbirimize kol kanat germemiz lazım. Ay, bir arada ne güzel bir aile olduk değil mi? Allah hiçbirinizi başımdan eksik etmesin. Ana baba kardeş oldunuz bana. Bana bak. Bir de koca olursa tam aile. Ma aile. Ay yok, adamların yanında. Bana bak. Hala bizi mi dinliyorsunuz siz? Kulağınız düşsün eve. Nezaket Hanımcığım, sakın siz de eve meve gideyim bir şeyler hazırlayayım demeyin. Ben kafi miktarda yapacağım. Hepimize yeter. Allah ne verdiyse. Tabii canım, tabii. Hadi kolay gelsin. Eline koluna sağlık hepimizin. Aman, ay o ne menemendi öyle. Ay neredeyse parmaklarımı yiyecektim vallahi. O ne izzeti ikram. O sırça sarayda, o ne padişah sofrası. Ay, ay o ne ziyafet, o ne letafetti. Ben ömrümde böyle ağırlanma görmedim. Ya Mübalağa'nın ne yeri ne de sırası. Bak burada davetsiz kulaklar var. Bunlar biri bin katarlar. Muhakkak iadeyi ziyarete bekliyorum. Siz beni şaraflarla, mumlarla ezdiniz. Ama ben de size öyle bir hünkâr beğendi yapacağım ki ömrü hayatınızda ne böyle bir patlıcanla tanışmışsınızdır ne de böyle bir ete selam vermişsinizdir. Oy 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 oy. Ömür boyu hazır olda dururum. Ama kurbanınız olayım şimdi gidin. Mesai başındayım ya, konsantrasyonumu kaybettim. Tamam. Ben size haber vereceğim. Evet. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz Aysel abla. Görüşürsünüz değil mi Kirli abi? Ha? He? Küçük Kirli. Bak burada olanları hiçbir yerde anlatmayacaksın. Yoksa o aklarını yolarım seni. Ah kalbim, ben senden çok çektim. Söyle nedir bu halin? Vallahi sen delisin delisin. Küçük Kirli. Anlaşalım. Hangi konuda? Bak. Biz bir ittifak yaparsak ve iki beyin bir araya gelirsek karşımızda dağ bile duramaz. Ama bir şartla. Burada söylenenler burada kalır. Ama aramızda dalga geçebiliriz. Hayır. Espri yapabiliriz. O da düzeyli. Anlaştık. El sıkışalım. Ya bu ikili bizi bozmasın be. Hayırlı olur. Ay ne kadar geçmesin. Kuş gibi uçuyorum. Hem de en güzelinden muhabbet kuşu. Hiç ödülü de olur. Ama en güzeli kumru. Çifte kumrular gibi. Baharı bekleyen kumrular gibi. Sen de mümkünse beni bekle, sakın unutma. Uç benim kumrum, havalarda uç. Daha hızlı. Ay böyle tırmandıkça içim bir acayip oluyor. Daha hızlı mehpare. Daha hızlı. Daha göğe kadar. Evet. Balonci bakar mısın? Mehpare. Yahu senden korkulur Nusret Efendi. Hem üç kuruşa dünyanın malını alır, hem de beni şuraya oturtup olmadık işler anlattırıyorsun. Bir lafı bölme, anlat gerisini, anlat. Sonra efendi, cahiliz tabii. Daha meslekte çaylığız.
Biz insaniyetlik namına kadının evine kornişiydi, yok bilmem nesiydi taşıyıp duruyoruz. Bir de demez mi? Gel sana bahşiş vereyim diye. Bahşişi verelim de bir görsen. Dev anası gibi bir kadın. Bir dudağı yerde, bir dudağı gökte. Nasıl bahşişmiş bu böyle he? Sorma efendim. Beni duvarın kenarına bir sıkıştırdı. Kolonlar da var, kaçamıyorum da. Kaç. Olan oldu. Ama günahı vebali kadının boynunda. Günah orada diye hemen boynuna sarıldım kadını. Küçücük çocuğum efendi. Boğuluyordum zannettim ya. Ben senin çocukluğunu bilirim Ruhi. Hakikaten sen Ruhi değil, tuz Ruhi'ymişsin. Vallahi ömrü hayatımda kimseye anlatmadığım şeyleri nasıl da ağzımdan cımbızla çeker gibi aldım. 5 kuruş verdik konuştun, 25 kuruş verdik susturamıyorum yahu. hele bir plaj maceram var. Onu da sonra anlatırım efendi. Hadi hayırlı işler. Hadi bana eyvallah. Ustacığım adamın içini dışına çıkardın ya. İşte işi dışı bir oldu. Araba kazasından korkuyordum. Bak başımıza ne geldi. Salıncak birden uçuncak oldu. Ne olursun sus ya. Zaten canım acıyor. Bir ömür buna mı mahkum kaldım? Her hafta bir üst modelini alırım Mehbar'cığım. Çok özür dilerim. İstemeden uçtum. Aman bir yere gitme. Hatta ben geldim. Allah'ın kitabı yok lan senin! Eyvahlar olsun! Ne oldu acaba? Hareketi arz mı oldu? Hangi kaşı yaparken göz çıkardım ben? Nasıl? Beğendin mi lan yaptığını? Bu ne işin ya? Beğenmedim lan dostum Korkut. Ne yap? Çok özür dilerim hayranım teyzeciğim.